Evet sevgili dostlar, iyi akşamlar. Marul Gürme'deyiz. Marul Gürme'de Cihangir'de hemen fırın var. Az ver ama. Kumbasar fırın var, meşhur. Kumbasar. Değil mi? Nergis, Nergis Kumbasar. Kumbasar mı? Neydi onun ismi? Kim? Şu fırın ismi neydi? Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi. Kumbasar var ya, Kumbasar fırın var ya. Evet, Rizeli Kumbasar. Aklıma o geldi, Kumbasar deyince. Değil mi? Nergis Kumbasar anlamı. Yok, ben de Kumbasar deyince, onun karşısında ikinci katta Marul Gürme. Malatya sofrası. Malatya sofrası. Malatya sofrası. Nasıl buranın? Malatya sofrası olduğunu bilmiyordum ben. Antep, hadi Antakya. Evet. Dur bakalım ya. Kendilerine has içli köfteleri var. Hı. Lahmacunları. Analı kızlı bilmem ne var. Evet. Anladım. Nasıl, beğeniyor musun burayı? Lahmacunlar güzel. Tavsiye eder misin? Bariyemi açında da tam şey. Yani iyi, fena değil. Lahmacun güzel. Evet. Olgun dedi ki bir yer ama var içli çok. İçli köftesi şey. Dışı hamur gibi böyle. Evet. O benim damak tadıma pek uymadı. Şey diyeceğim sevgili dostlar. Olgun bana şey dedi. Gel şimdi, gel sana dedi. Güzel bir yerden yemek ısmarlayayım dedi. Geldik. Konuşuyoruz. Şey, içli köfteyi pek beğenmemiş ama genel olarak çorbası güzel herhalde, değil mi? İçli köfteyi beğenmedim değil. Yediğimiz o yani bildiğimiz içli köfte gibi değil. Hı. Dışı böyle hamurumsu. Evet. O ne anlama geliyor? Aslında ya o galeta unuyla değil yani. Damak zevkine uymadı o zaman. Yok. Evet, olur. Arada damak zevkine uymayabilir. Ama şey söyleyeceğim. Çorba da güzel ama. Çorba güzel. Evet, çorba çok güzel ama biraz daha sıcak olsaydı. Soğuk. Evet, biraz daha sıcak olsaydı. Evet. Ama çorba patates rendelenmiş. İçinde patates var mı acaba? Patates rendelenmiş, et suyuyla yapılmış belli. Bizim Olgun yönetmen olduğu kadar gurme dedi aslında. Ne gurmesi ya? Hı? Ama anlıyorsun içinde patates olduğunu. Şey çok komik ya, Vedat Milor. Bu etin diyor, şey, bilmem neresinden değil mi falan. Adam anlıyor işi yani. Evet sevgili dostlar. Vedat Müller geri dönsün. Artık video çekmiyor. Sen ne diyorsun Vedat Müller? Vedat Müller video çekmiyor artık. Ne diyorsun? Adamı Twitter'da delirttiler, delirttiler. Vedat Müller. Evet. Bir çağrıda bulunmak ister misin? Ekmek fazla yemeyin, beyninize etkilenmiyor. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin tam buğday ekmeği var. Carrefour'da satılıyor. O ekmeği tavsiye ederim. Halk ekmek. Halk ekmek. Halk ekmekte satılan organik ekmek var. Onu tavsiye ediyorum. Ben de şöyle diyorum Vedat Müller'a. Gürme piyasası, gürmeler yetim kaldı. Gürme değil, gurme. Gurmeler yetim kaldı. Hocam dön artık geriye. Senin yokluğunu derinden hissediyoruz. Ne diyorsun? Ya Vedat Milor şey, yani dünya çapında bir gurme. Adama kapalı böyle 10 tane farklı şarap tattırıyorlar böyle. Güneybatı Fransa. Şey yani biliyor işi, biliyor. Bence yani dünya çapında bir gurme. Cidden. Bence de dünya çapında bir gurme. Vedat Milor. Vedat Milor mu? Vedat Milor değil mi oğlum? Vedat Milor ya. Ne Vedat Milor? Bir zamanlar bir hadise yeni çıktığında modacı bir arkadaşım şey diyor. Ay dedi, Head Eyes diye müthiş bir şarkıcı çıkmış dedi. Head Eyes mi dedim? Tabii dedim, hadise olmasın ya. Bu Steam Yap diye bir şarkısı çıkmıştı ya. Yani bizde bir de şey var. Son dönemde çıktı ana dilde eğitim işte Kıraç. Kıraç'a millet durmadan ya insan kendi dilini bilmeden ikinci dili öğrenemez ki.
Yani ilk önce Türkçe öğreneceksin. Evet sevgili dostlar, Vedat Milor. Değil mi? Vedat. Evet. Vedat Milor. 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 Nasıl? Sen de kafama buluyorsun bizim. Ne söyle ne bitti de. Vedat Milor ya. Aa Vedat Milor. Milor. Ya ben Miller sanıyorum. Miller mi? Evet hocam. Yok, Arthur Miller. Arthur Miller. Ya Vedat Milor işte ya. Miller. Evet hocam. Geri dön. Piyasa yetim kaldı. Yetim. Döndür. Vedat hocam. Vallahi billahi. Mehmet Yaşın iyi bir adam. İyi bir gezgin Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Ama yiyor. Sen tadıyorsun. Dön. Dön. Yani bu halkın sana ihtiyacı var. Bir tane de doktor hanımefendi çıktı. Onu dinlemek istemiyorum ve onun öğütlerine katılmak da istemiyorum. Yemeyin diyor, kendisi lahmacun yerken yakalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani nereden geldi konuya? Konu dağıldı. Evet dağıldı. Hocam, dön. Atma bunu bir yere. Yok yok, estağfurullah, rica ederim. Vedat hocam, en çok beğendiğim trik sizdeki trik şu. Yani komik, bana komik gelen. Mekanda yemek yiyorsun. Orada her şey güzel diyorsun. Oradan gidiyorsun başka böyle kapanış yaparken illa bir negatif bir şey buluyorsun. İlla. Ya biraz tuzu bir de, fazlaymış. Bir de Vedat Milor yemek yerken öyle bir yiyor ki. Böyle tadarken diyelim. Telefonu suya düşürdü bir gün. Böyle heyecandan. Heyecandan telefonu düştü, yemeğe devam ediyor. Biz olsak ala gitti Instagram, Twitter bilmem ne. Ben herhalde bayılırım öyle durum olsa. Hocam onu bunu bırak. Sen böyle dolduruşa gelme. Geri dön. Geri dön, seni bekliyoruz. İyi akşamlar. O da seni bekliyordu. O da senin çağrını bekliyordu. Köyceğiz'in Toparlağı köyünden Yalçın Avcı geldi. İşte bana gaz veriyor falan filan. Yo, şöyle olur. Benim gibi bir sürü insan dese ki hocam geri dön dese. Belki de o dönmek için bekliyordur belki. Birisi dese de dönsem diyordur. Belki şey o nasip olur, geri döner ya. Yükle bunu Twitter'a göm. Twitter'da adamı sinir ettiler ya. Ha. Yani. Bu ülkede gerçek değerleri kimse anlamıyor biliyor musun hocam? Onun için hocam ne alırsın canım be? Türk sineması ve bu popcorn meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Bir halk, halkın bir ferdi olarak. Neyi? Pardon. Bir sinema sever olarak ne düşünüyorsun? Neyle ilgili? Türk sineması hakkında. Ben Türk sineması ile ilgili pek bildiğim bir şey yok. Ben o kadar derin birisi değilim. Yani o kadar. Lahmacun göster. Lahmacun da gösteririm de. Bu acılı, bu acısız. Tamam. Evet, ben de lahmacun çok yemek isterdim ama maalesef yemiyorum. Ekmek yemeyeli bir ayı geçti. Lahmacun, unlu ve tatlı hiçbir şey yemiyorum. Canan Karatay yemeyin yemeyin diyor, anasını satayım. Evet. Adana kebap, lahmacun, Urfa, Adana ciğer. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Canan hocama buradan saygılar sunuyorum. O muhteşem hocam. Ona sağlığına bir şey olacak, ödüm patlıyor. Yani inşallah hayır, uzun yıllar şey olur. Diyor, ekmek yemeyin, ceviz yiyin. Cevizin kilosu kaç para biliyor musun sen? Her şeyi bahane buluyorsun. Alkole, sigaraya, istediğin her şeye parayı buluyorsun ama cevizi bulamıyorsun. Ben, ya, tamam sen kullanma. Genel olarak diyorum ya. Genel olarak insanlar her şeye, istediği her şeye para buluyor. Sen bana iftira attın. Alkol yok bende. Tamam, özür diliyorum Olgun Bey. Alkol yok ama ben genelden bahsediyorum. Sağlıklı şeyler biraz fazla pahalı. Sağlıklı olmak istiyorsan biraz parayı harcın, kesenin ağzını açacaksın. Geçin bu işi. Organik demek ne demek biliyor ne musun? Demek? Organik demek en azından bilmem kaç kilometre yanında baz istasyonu bile olmayacak. Millet... Bir tane daha çok becerdim. Evet sevgili dostlar. Canan yani Karatay hocama... Millete organik deyin. Canan Karatay hocama saygılar sunuyorum. Natural deyin, natural deyin. Tamam mı? Organik. Organik bambaşka bir mecra. Sen son olarak Canan Karatay hocama bir şey diyor musun? Ben zaten doktorlar dava açmış durumda onu. Evet. Abi insanları da şaşırtıyor. Evet. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Başım insanları da şaşırtıyorlar.
bir doktor çıkıyor şunu yiyin, öbürü diyor yok bunu yemeyin bunu yap. Kardeşim. Canan Karatay hocam doğru söylüyor. Ben ona %5 100.000 tane doktor olsa inanmam. Canan Karatay'a inanırım. Vedat Müller geri dön. Seni bekliyoruz kardeşim. Bekliyoruz, videolarını bekliyoruz. Büyük bir heyecanla. İyi akşamlar. Kardeşim mi? Ha. Ne kardeşim? Ya Vedat Müller'e kardeşim dedim. Yanlış bir şey mi söyledim ben? İkinci çorbayı kendin ödersin. İkinci çorbayı kendim ödeyeceğim tabii ki sonra. Hocam, iyi akşamlar. Vedat Müller hocam, iyi akşamlar.